Zafiri Reis'in asıl buluşu bu değil. Onu önemli kılan çizdiği bu harita. Bu haritanın özelliği dünyayı gösteriyor. Kuzeydoğu yönünde sağ dönün. Neye mi gideceksin? Güneye mi gideceksin? Batıya mı gideceksin? Tabii. Biraz önce hani bu navigasyon. Navigasyon. O benim haritamdan daha mı güzel yol gösteriyor? Bir dünya. Çok şanslısın Barış. Demek hazine buymuş. Bu çok havalı. Aa, o ne? Ne güzelmiş. Piri Reis'in görevini başarıyla tamamladığı için bu yıldızı hak ettik. Her görevden sonra yıldız mı alacağım? Hı? Diğer görevlerdeki yıldızları toplamak için cam atıyorum çenemi. Hadi o zaman sıradaki kartı çek ve görevimize başlayalım. Tamam, çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Gece uçuyorsun. Seyyah hem de çok iyi bir oyun arkadaşım oldu. Yelkenleri hazırlayın. Barbaros Hayrettin Paşa işte bu. Deniz yükseliyor. Dalgalar çıktı. Rüzgar... Rüzgar çıktı. Dalgalar hareketlendi. Sefer yok dedi. Sinan, Mimar Sinan, şuradaki tahta parçaları ne? Heves, kelebi, heves. Ya. Barış, o göl ile denizin arasındaki... Güneş tutulması üzerine çalışıyordum. Sen güneş tutulması nedir? Biliyor musun? Evet, evet. Duymuştum. Güneş tutulduğunda dünya karanlıkta kalıyormuş. Aferin. Seyyah isimli bu güzel oyunda hem Türk büyüklerimizi tanıdık, hem eğlendik, hem öğrendik. Ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum, izniniz olursa. Evet, siz de evlerinizde lütfen kitaplarınızın seyyahı olarak çok okuyarak öğrenin. Böylelikle hem çok gezmiş olursunuz, hem de öğrenmiş olursunuz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve sen kal. Çok kitap okumamız gerekli. Bize ikileri falan anlattı. Ben zaten çok kitap okuyan bir kişiyim. Çok güzel bir oyundu. Kitaplarımız falan çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Oyun genel olarak nasıldı, sana ne anlattı?